Barış Portreleri Barış Portreleri adlı kitap çalışması 10 Ekim 2015'te Ankara'daki emek, demokrasi ve barış mitinginde meydana gelen patlamada yaşamını kaybeden 103 kişiden 85'inin portrelerini içeren bir anma ve tanıklık kitabıdır. Kitap bu trajedide yitirilenlerin hayat hikayelerine yer vererek kayıpları yalnızca birer istatistik olmaktan çıkarıp kişisel hikayeler aracılığıyla toplumsal hafızada yer edinmelerini sağlamaktadır. Kitabın yazım sürecinde kayıpların aileleriyle yapılan görüşmeler onların yaşamlarını ve mücadelelerini daha yakından tanımamıza olanak sağladı. Barış portreleri hem bir anma hem de tanıklık çalışması olarak toplumsal hafızanın canlı tutulmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 2015-2016 yılları Türkiye'de büyük bir toplumsal ve siyasi çalkantı dönemiydi. Çözüm sürecinin sona ermesiyle birlikte ülke bir dizi bombalı saldırıya ve silahlı çatışmalara tanıklık etti. Kürt meselesini çözmek amacıyla başlatılan çözüm süreci PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 21 Mart 2013'te çağrısıyla başladı. Süreç iki buçuk yıl devam etti ve 28 Şubat 2015'te Dolmabahçe'deki tarihi toplantıyla Doruk noktasına ulaştı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu toplantıya ilişkin olumsuz açıklamaları sürecin kırılma noktası oldu. Erdoğan'ın doğru bulmuyorum ifadeleri çözüm sürecinin sona erdiğinin bir işareti olarak yorumlandı. Haziran 2015 genel seçimleri sürecinde HDP mitinglerine yönelik saldırılar toplumsal gerilimi daha da artırdı. Özellikle 5 Haziran 2015'teki Diyarbakır mitinginde gerçekleşen bombalı saldırıda 4 kişi öldü ve yüzlerce kişi yaralandı. Bu saldırı Kürt meselesi etrafında devam eden barış mutlarını ciddi şekilde sarstı. Aynı yıl Suruç'ta IŞİT'in düzenlediği bir başka saldırıda 33 genç yaşamını yitirdi. Bu olaylar çözüm sürecinin tamamen çökmesine ve ülkenin farklı bölgelerinde şiddet olaylarının artmasına yol açtı. Kürt illerinde çatışmalar ve sokağa çıkma yasakları ilan edildi, yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Binlerce kişi yerinden edildi. Barış umutlarının tükenmesi toplumun farklı kesimlerini barış talebini yenilemek amacıyla bir araya getirdi. 10 Ekim 2015'te Ankara'da düzenlenen Barış, Demokrasi ve Emek mitingi bu çabaların en büyüğüydü. Ancak miting sırasında Ankara Garı önünde peş peşe patlayan bombalar Türkiye tarihinde en kanlı terör saldırısını ortaya çıkardı. 103 kişi hayatını kaybederken yüzlerce insan yaralandı. Bu saldırı çözüm sürecinin sona ermesiyle ortaya çıkan şiddet sarmalının en acı noktalarından biri olarak kayıtlara geçti. Saldırının ardından açılan dava süreçlerinde İŞİD Türkiye temsilcisi İlhami Balı'nın saldırının arkasındaki isim olduğu ortaya çıktı. Dava yıllarca sürdü ve sorumlulara çeşitli cezalar verildi. Ancak toplumsal hafıza açısından bu tür saldırıların anılması ve kurbanların hatırlanması büyük bir öneme sahipti. Bu bağlamda 10 Ekim Ankara Katliamı'nda hayatını kaybedenlerin anısına çeşitli anma projeleri başlatıldı. Anma çabaları siyasi baskılara rağmen gerçekleştirilmeye çalışıldı. Saldırının 3. yıl dönümünde ilk kez Ankara Garı önünde bir anma töreni düzenlenebildi. Ancak bu süreçte kamu otoritelerinin kalıcı bir anıt yapma konusundaki isteksizliği ve sembolik anıtların saldırıya uğraması gibi çeşitli zorluklarla karşılaşıldı. Yine de Barış Portreleri projesi bu tür zorluklara rağmen insanların hatıralarını yaşatma çabalarına önemli bir katkı sundu. Kitap geniş kitlelere ulaşma potansiyeline sahip olsa da sınırlı baskılar nedeniyle daha dar bir çevrede kalmıştır. Bununla birlikte kitap şiddete karşı barış talebini güçlendiren ve toplumsal hafızayı diri tutan önemli bir belge olarak kabul edilmektedir. Toplumun gelecekte benzer trajedilerden kaçınması ve barışa yönelik adımlar atması açısından bu tür projeler önemli bir hafıza yaratma aracı olarak öne çıkmaktadır.